Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Vakıfbank bünyesinde yapılacak olan memur alımları hakkında bilgi vereceğim. Uygunsanız lütfen başvurularınızı yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Tabii ben bu linki de yorum kısmına sabitledim veya Telegram'dan, Instagram'dan rahatlıkla erişim sağlamış olacaksınız. 15 ile 30 Ekim tarihleri arasında Vakıfbank'ın yine online sistem üzerinden başvurunuzu yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Zaten başvuru linkini de buraya bırakmış oldum. Tüm kadrolara ise buradan erişim sağlamış olacaksınız. Şimdi kimler başvuru yapabiliyor? Ne zaman başvuru olacak? Yazılı sınav tarihi nerede olacak gibi bütün kısımları konuşalım arkadaşlar. Öncelikle sınavın tarihi 16 Kasım'da olacaktır. Başvurular dediğim gibi 15 ile 30 Ekim tarihleri arasında olacaktır. Sınavın gerçekleştirileceği merkezlerde burada tek tek yazılmış. Adana, Ankara, Antalya vesaire yazılmış durumda arkadaşlar. Başvurular online şekilde alınacaktır ve başvuru sınav ücreti mevcuttur. 750 TL aynı şekilde buradan yapabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Başvuru koşullarına baktığımız takdirde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. 94 ve sonrası doğumlu olan kişiler başvurusunu yapabilecektir. İkamet şartını istemeyen kadrolar var, isteyen kadrolar var. Müfettiş yardımcısı, müfettiş yardımcısı kontrol ataması gibi alımlarda ikamet şartı yok. Ama uzman yardımcısı, mimar, mühendis veya memur kadrosunda bazı iller karşı tarafa yazılmış, o illerde yaşamış olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Veya sizlerin mezun olmasıyla beraber 31 Mart 2025'te mezun olabilecekseniz hali hazırda okuyan kişiler dahi başvuru yapabiliyordur arkadaşlar. Sınav günü, tarihi, şekli, süresiyle ilgili bütün kısımları aynı yerden, başvuru yapmış olduğunuz kısımdan görüntüleyebileceğinizi belirtmek istiyorum. 11 Kasım tarihinde sınavın yeri, tarihi, saati, her şeyi oradan yayınlanmış olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi kimler başvurabiliyor, nerede ikamet şartı var, nerede yok, onun hakkında konuşalım. Bakın şuradaki müfettiş yardımcısı kadrolarında herhangi bir ikamet şartı istemiyor. İstanbul olmak üzere atamanız gerçekleşmiş oluyor. Kimler başvurabiliyor buraya? Bakın buradaki idari alan için birçok farklı bölüm var. İBF'lerin de başvurabildiği yoğunlukta atamalar, aktüerya bilimleri, risk yönetimi, bankacılık, sigortacılık gibi birçok farklı bölüm var. Tek tek okumayacağım, zaten linki bıraktım, rahatlıkla okuyabileceksiniz oradan. İdari alan için genel yetenek İngilizce ve idari alan bilgisi sınavı var. Buradaki müfettiş atamasında İngilizce sınavı var. Fakat memur kadrosunda İngilizce sınavı yoktur arkadaşlar. Mühendislik alanı için de şu bölüm mezunları başvurabiliyor. Endüstri mühendisi, çevre mühendisi, elektrik elektronik mühendisi gibi birçok bölüm daha var. Burada da yine aynı şekilde İngilizce sınavı olacaktır. Bilgisayar mühendisliğinde daha çok adli bilişim mühendisi, bilgi güvenliği, yazılım mühendisi, bilişim mühendisi gibi farklı farklı daha çok bilgisayarla ilgili bölümler var. Yine aynı şekilde burada da İngilizce sınavı yer alıyor arkadaşlar. Uzman yardımcısı atamasında az önce saymış olduğum bölümler aynı şekilde mevcuttur. İngilizce dahil olmakla beraber şu illerde atama olacaktır. Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya'ya atama yapılmış olacaktır. Bu illerin birinde yaşıyorsanız başvurunuzu yapabileceksiniz arkadaşlar. Daha sonrasında ise mimar mühendis kadrosunda orman, çevre, inşaat, mimarlık, elektrik ve makine mühendisliği yer alıyor ve ilgili illerin herhangi birinde yaşıyor olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Sınavdaki sorular ise İngilizce yok, genel yetenek, mühendislik ve bilgisayar donanımlı olmak üzere bir sınav olacağını da belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Onun haricinde memur pozisyonunda ise yine az önce saymış olduğum bölümlerle beraber burada İngilizce sınavı yok. Genel yetenek ve idari alan bilgisi testi yer alıyor arkadaşlar. Burada peki hangi ilde atama olacak? Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ illerinde atama yapılmış olacaktır arkadaşlar.
Burada da yine aynı şekilde sizlerin bu sınavdan geçiyor olması gerektiğini vurgulamış durumda. Herhangi bir şekilde İngilizce sınavı yoktur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, tüm kadrolar, tüm detaylar bu şekildeydi. Memur maaşına yakın bir maaş alıyorsunuz arkadaşlar. Belki müfettiş yardımcılığında veya işte diğer mühendisliklerde biraz daha üzerine çıkabiliyor. Ama diğer kadrolarda ise yine memura yakın bir maaş aldığınızda ve masa başı iş ve işlemleri görmüş olacağınızı, müşteri temsilci danışmanı veya gişe memuru olarak atanabileceğinizi de belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.